2017 baharında mekanla ilgili ilk ilişkilerimiz başladı. O dönem karar verdik. Kurulalı 1,5 yıl kadar oldu. Öncelikle okul kısmını, konservatuar kısmını ve atölyeler kısmını oluşturmak istedik. Bütün 2017 enerjimizi eğitime harcadık. Sonrasında da tabii bir profesyonel tiyatro oluşumuna da girdik aynı zamanda. Bu yıl da tiyatromuzu açtık 12 Ocak'ta. İlk oyunumuzla seyirciyle buluştuk. Şişme bir apartman, yoksa eğer halin yaman, diker kümik mobilya var, duvarda yağlı folya var. Bir atölye yaşantısı var burada. Katılımcılar, öğrenciler dekorundan kostümüne, ışığından aksesuarına, bir oyunun seyirci karşısına çıkması için gereken bütün bölümlerde ve departmanlarda yine birlikte çalışıyoruz. O yüzden de atölye üretimlerinin sahnelendiği bir sahne anlamında da Cihangir Atölye Sahnesi dedik ismimize. Son zamanlarda çok moda oldu biliyorsunuz oyunculuk, son 10-15 yıldır. Herkes oyuncu olmak istiyor. Çok da güzel bir şey bu tabii, bu mesleğin yaygınlaşması. Eskiden aileler ben tiyatrocu olacağım diyenlere hep karşı çıkarlardı. Şimdi yap çocuğum yap, biz arkandayız diyorlar. Çünkü oyunculuğu hani dizilere, şöhrete ve belki de hayatının kurtulmasına sebep olacak bir fırsat olarak görüyorlar. Dolayısıyla da arz talep meselesi, ne kadar çok oyuncu olmak isteyen varsa o kadar çok oyunculuk kursu açıldı. Türkiye'nin her yerinde, sadece İstanbul'da da değil. Bu noktada bizim önemsediğimiz, oyuncunun tiyatroda yetişebileceğine inanıyoruz. Kısa süreli kurslarla tabii ki birçok deneyim kazanılabilir, birçok bilgi kazanılabilir. Ama oyuncu diyebilmemiz için bir tiyatro ortamında yetişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve tiyatro seyirciyle buluşma, kanlı canlı karşılaşma deneyimini muhakkak defalarca yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden de hani sadece böyle oyunculuk eğitimi değil de bir tiyatro okulu olarak düşündük burayı ve o şekilde tasarladık. Eğitim programımızı da o şekilde düzenledik. Biz biraz tiyatrocu yetiştirmek istiyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Buranın kapısından içeriye girdim, birimleri arasında dolaşabiliyor. Önce oyun atölyesine girebilir, sonra oradan kamera atölyesine geçebilir. Daha önce temel oyunculukla başlayıp sonra oyun atölyesine gelebilir. Yani kısa bir süre burada bulunmak durumunda değil. Lise mezunu olması gerekiyor. Oyunculuğu çok sevmesi gerekiyor. ve tabii ki bir yetenek sınavı yapıyoruz. İlk sınavımızı 2017'nin Eylül ayında yaptık. 230 civarı bir başvuru aldık ve bu bizi çok mutlu etti. Çünkü yeni açılan bir okulduk ve hani yılların devlet konservatuarları vesaireler de aşağı yukarı bu ölçekte sınav başvurusu alıyor. Biz 3 gün süren bir sınav yaptık. Adayların işte şan yeteneklerine, dans yeteneklerine, oyunculuk yeteneklerine, ekip ruhuna uyumlarına, kolektif bilince yatkın olup olmadıklarına ve genel kültürlerine bakarak oradan 14 kişi sınavı kazandı. O 14 kişiyle beraber çok uzun soluklu 3 yıl sürecek ve hafta içi 3 gün sabahtan akşama kadar buradalar. Onun dışındaki 2 günde etüt saatleri, kendileri gelip parçalarını çalışıyorlar vesaire. 3 yıl sonunda mezun olacaklar. Onlar seneye, yani ilk mezunlarımızı vereceğiz. Tanrı, aile, vatan. Tanrı, aile, vatan. Denizler aşırı yayılmış ülkemiz. Ölümsüz ve bölünmez Portekiz. Ölümsüz ve bölünmez Portekiz. Yeni sınavımızı da bu yılın Eylül ayında açacağız. Çünkü 2 yılda 1 açıyoruz bu 3 yıllık programı. Bu sene de yine sınavımız var yani. Ücretsiz derken tamamen ücretsiz. O konuda bir eksik bilgi oluyor insanların kafasında. Dünyada da işte ya da Türkiye'de başka türlü yürüdüğü için yani ücretsiz deyip şuradan ücret almak gibi. Yok, tamamen ücretsiz. 3 yıl boyunca öğrenciler hiçbir şey ödemeden
okuyorlar. Ben kendi adıma kamerayla sette karşılaştım. Öncesinde hiç kamera bile görmemiştim. Tiyatro oyuncusuydum işte 10 senelik, 15 senelik. Ve o şok, o travma, yani oyuncu için kamerayla sette karşılaşmak, evet, bir travma. Öğrencilerimiz yaşamasını istediği için konservatuar eğitimimizin içerisinde de bir kamera oyunculuğu dersi koyduk. Hatta set simülasyonları yapıyoruz orada. Sette başına her ne gelecekse, işte kameramanından, ışıkçısına, boom tutanından bir set ortamı yaratıp ne kadar aslında zor koşullarda oyunculuk yapıldığını da kamerada göstermek istiyoruz. Çünkü tiyatro sıcak evimiz gibi. Ben öyle derim, tiyatro evimizse setler gurbet. Öyle bir zorluğu vardır oranın. Mesela Muhammed de hayatında ilk defa sette ata bindi. O da atla setle karşılaştı. O da bir travma tabii. Yani öncesinde herhangi bir haşır neşirlik olmayınca. Çünkü bizim öğrencilik dönemimizde böyle bir sinema sektörü, böyle bir televizyon sektörü aslında yoktu. Dolayısıyla da ihtiyaç da yoktu belki bu tip şeylere. Ama şimdi artık hani ilk sorulan şey, işte ehliyetin var mı? İşte ata binebiliyor musun? Vesaire gibi ek donanımlar gerekiyor. O yüzden biz mesela bir at çiftliğine de öğrencilerimizi gönderiyoruz. Hasat at çiftliği, çok da teşekkür ediyoruz onlara buradan. Çünkü zaten ücretsiz bir eğitim olduğu için, yani yetenek bursu da diyebiliriz ona. Yetenekliler çünkü, o yüzden bu eğitime alınıyorlar. Onlar da bu şekilde bir destek verdiler. Öğrencilerimiz orada da gidip haftada iki gün, bir gün at binme eğitimlerine devam ediyorlar. Zaten eğitimin içerisinde şan dersi, dans dersi, diksiyon dersi, tiyatro tarihi, teorisi, unuttuğum bir şey varsa ekleyin, doğaçlama dersleri. Yani 12 hocaları yürüyor. Var ve çok yoğun bir program. Onu da söylemek lazım. Aslında hep kafada kıyaslanıyor. Hani şimdi özel bir konservatuvar olduğu için hani diğer alışa geldiğimiz konservatuvarlarla hani ne farkı var ya da azlığı çokluğu. Yani 3000 saate yakın ders görmüş oluyorlar 3 yıl içerisinde. Ve bizdeki ders yapma biçimi ders saatleriyle bağlı olmadığı için, demin Gamze'nin de dediği gibi, diğer günlerde de etüt saatleri var. Veyahut 24 saat burayı kullanabiliyorlar. Hı hı. Veya bir parça çalıştığında ekstra hocasıyla girip başka bir sınıfta saatlerce yine çalışabiliyorlar. Ders dışında da çalışabiliyorlar. Dolayısıyla bizdeki eğitim hem atölyelerde hem konservatuvarda biraz 7-24 gibi yürüyor. Hani geçmişteki usta çırak ilişkisi gibi. Beraber yemek yiyoruz, beraber sohbet ediyoruz, beraber başka oyunları, filmleri izlemeye gidiyoruz. Asıl o sohbet kısımlarında da çok ciddi bir gelenek aktarımı, deneyim aktarımı eğitim devam ediyor oluyor. Onun üstüne kurulu. O yüzden bir mutfağımız var mesela. Yemek pişiyor orada. Çaylar, kahveler. Yani büyük bir ev gibi tasarladık burayı en başta konuşurken. Yani büyük bir aileye sahip olacaktık ve ona göre işte kocaman bir masamız olmalıydı, büyük bir mutfağımız olmalıydı. Biz aslında beraber yaşıyoruz öğrencilerimizle. Çünkü oyunculuk sadece yetenekle olabilecek bir şey değil. İşçilikle geliştirilmesi, çok yükseltilmesi gereken bir şey. Doğuştan olan yatkınlık işinizi kolaylaştırabilir ama sizi oyuncu yapmaz. Çünkü çok insan tanıyoruz, çok yetenekli olup psikolojisi ya da işçiliği el vermediği için, çalışmadığı için şimdi oyunculuk yapmıyorlar. Oysa çok yeteneklilerdi, potansiyeldi. O yüzden biz her zaman öğrencilerimize de onu diyoruz. Oyunculuk işçiliktir. İlhamla ilgisi yoktur. Yaratıcılık belli bir seviyeden sonra başlar. O yüzden işçi gibi çalışacaksınız. Çünkü hem ruh işçiliği, psikoloji işçiliği hem de beden işçiliği devrede. Sesinizi, bedeninizi, duygular arası geçişteki işçiliğinizi, bunların teknikleri var çünkü. Ama bütün bunların ötesinde bizim çok önemsediğimiz bir konu daha var. Başrol olmak istiyor veya işini yaparken çok ayırt edilmek istiyor. Bunların hepsi tabii okey, insani. Ama biz hep şunu söylüyoruz, iyi bir korist olamayan solist yetiştirmek istemiyoruz. Yani çok yetenekli bir solist olabilirsiniz. Ama bir koronun içinde kaybolabiliyor olmanız gerekir.
Bizim ana şiarımız bu. O yüzden bu mutfaklar, kolektif yapılar, biz kendi profesyonel oyunumuzu çalışırken de aynı atölye mantığıyla, aynı kolektif mantıkla çalışıyoruz. Çünkü bizim için tiyatro yaşamak demek. Ve ekip. Ekip demek. Ekip halinde yaşamayı seviyoruz. Dolayısıyla yaşamınızı nasıl organize ederseniz tiyatronuzu da o şekilde sonuç verir. Biz öğrenciyken de hep bu tip soruların cevabını çok merak ederdik. Yani biz de oyuncu olmak istiyoruz ve acaba oyunculuk doğuştan bir yetenek mi? Varsa var, yoksa yok mu filan. Bizim de kafalarımızın karıştığı dönemlerde güvendiğimiz o dönemin hocaları, ustaları bir şeyin altını çok çizerlerdi. İnsan yaş kemale erdikten sonra anlıyor. Sevmek. Yani yetenekten de şu ana kadar konuştuğumuz her şeyin ilk şart. Önündeki ilk şart mesleği sevmek. Mesleğe hani hep şey derler ya eskiler, tutkuyla bağlı olmak, aşkla bağlı olmak. O olmadan hiçbir şey olmuyor. Yani en önemlisi gerçekten seviyor olmak. Çünkü son dönemde oyunculuk vasıtasıyla elde edilebilecek şöhrete, paraya, alkışa yöneldiği için insanlar aslında oyunculuğu sevmiyor. Oyunculuk yoluyla ele geçirebileceği başka diğer şeyleri seviyor etmesi. Oluyor. Ama hayır, meslek sevgisi her şeyin önünde. Önemli olan o oyun oynama neşesini, senin lafını şey yapayım alayım, oyun oynama neşesini ayakta tutabilmek. Ben herkesin oyunculuk yapabileceğine, yani herkesin oynayabileceğine inanıyorum. Tabii ki meslek olarak seçmek, profesyonel olarak oyunculuk yapmak çok başka bir varoluş biçimi. Ama herkes oyunculuk yapabilir, sahneye çıkabilir, mutlu olabilir ve görüyoruz yıllardır. Çünkü bizim öncesinde bir de 12 yıl Antalya'da benzer bir atölyeyi yürüttük. Oradan da çok deneyimimiz var. Tiyatro insanlara çok şey katıyor. Mesleği tiyatro olmayanlardan bahsediyorum. Doktor, mühendis, öğretmen, kasiyer, bankacı. Gelip bir oyunun içerisine girdiği zaman evet dönüyor çocukluğuna. Evet o oyun neşesini tekrar hatırlıyor. Ve bu bakış açısı onun hayatındaki bir sürü şeyi etkiliyor. Bir sürü negatifi pozitife çeviriyor. Hayata bakış açısı rahatlıyor. Yani tiyatronun öyle bir etkisi var insan hayatına. Çok pozitif bir etkisi var. O yüzden İlla ki meslek olarak seçmek zorunda değilsiniz. Atölyeleri kurma sebebimiz de biraz o. Yani oyuncu olmak değil amacı mesela. Gelip sosyalleşmek, oyun oynamak, neşelenmek. Onlara da her zaman kapımızı açık tutalım diye konuştuk kendi aramızda başta tasarlarken. Ve onların içinden sonrasında profesyonel oyuncular çıkabiliyor. Yani bırakabiliyor mesela mesleğini ve oyunculuğu seçebiliyor. Yani çok kişisel bir süreç çünkü. Bu oyunculuk meselesi. Lakin bizim gibi ilk görüşte vurulanların sevdası, muhabbeti hiç bitmez. Hayır gelmezmiş. Asıl bu nikah sayesinde sırtım bir daha yere gelmez. Sizi yorgalıyor mu Dünür? Hayır göremedim evet. Kalkınsın istiyorsan memleketin. Sıkı çalışacaksın. Fırakanlı alışacaksın. Herkes yerini bilecek biz malimizi. Siz haklınızı. Önce şunu söyleyeyim, ben oyuncu olmaya karar vermedim. Oyuncu olmak da istemiyordum zaten. Genellikle hani çocuk yaşta olur başlar bu işler, hani taklitlerle başlar, işte karagöz perdesi yapar çocuk evde falan. Ben öyle küçük yaşta sazı ele alanlardan değilim. Ben iktisat okudum. 6 yıl boyunca iktisat bölümünde debelendim, durdum. 4 defa atıldım, 4 defa döndüm. O sıralar benim bunalım yıllarımdı. Aslında o okulu bitiremeyeceğimi ve iktisatla ilgili bir şey yapmak istemediğimi anladığımda bir sığınak arıyordum kendime. O sırada Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin oyunculuk bölümü sınavı açmıştı. Arkadaşlarım, abim, sen neden gitmiyorsun oraya dediler. Çünkü iktisat bölümündeyken böyle halk danslarıyla, tiyatro grubuyla falan ilgilenmeye başlamıştım. Hatta çok böyle bir küçük bir tiyatro oyununda da oynamıştım. Oradan yola çıkarak beni öyle yönlendirdiler. Benim hiç böyle bir şey yoktu aklımda açıkçası. Başkaları anlamış senin. Evet, başkaları olacağım. Benden beni daha iyi anladılar herhalde. Ondan sonra ben direkt eğitim olarak oyunculukla karşılaştım. Karşılaştığım zaman çok şaşırdım. Çünkü benim o ana kadar getirdiğim hayat ve kendi karakterimin
bu iş için çok uygun olmadığını anladım. Fakat bir şekilde de beni oradan koparmayan bir bağ oluştu. Dolayısıyla eğitim boyunca debelendim, durdum. Hayatımı tekrar gözden geçirdim. Kendimi, insan değişmez ama dönüşebilir diyorum şimdi. Kendimi dönüştürmeye çalıştım, hala da çalışıyorum tabii ki. Benim için oyunculuk, hep söylüyorum, hayatı tahammül etme biçimi. Yani oyunculuk yapmasaydım, oyuncu olmasaydım yaşamaya nasıl dayanabilirdim diye düşünüyorum ve cevap bulamıyorum. Çünkü mesleğiniz bu olunca hayatın ta kendisi veya tümü bir egzersiz ve envanter depolama haline geliyor. Bu meslek için de olumlu bir şey. Bence tahammül etmek için de çok olumlu bir şey. O yüzden hep öğrencilere de şunu söylüyorum. Hani oynamak farklı bir şey, oyuncu olmak farklı bir şey. Oyuncu olmanın farkı biraz hayatla olan ilişkinizi oyunculuk üzerinden kurmak diyorum. Ben her şeye oyunculuk açısından bakıyorum. Dolayısıyla onun beni çok geliştirdiğini düşünüyorum. Dünyadan haberdar olmama sebep olan, eskiye göre bir nebze daha kültürlü bir insan olmama sebep olan, insanı anlayabilecek bir insan olmama sebep olan şeyin oyunculuk olduğunu düşünüyorum. O yüzden amatör ya da profesyonel, hiç fark etmez. Herkesin belki bir ütopya ama dünyadaki bütün insanların oyunculuk eğitiminden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun gözümüzle görüyoruz, en başta kendimden biliyorum. Hayatı anlamada, evreni sorgulamada, kendimizi anlamada, dolayısıyla başkasını anlamada oyunculuk meselesinin çok kıymetli bir yerde olduğunu düşünüyorum. Bugünkü hayattan düşünürsek, kendi sevdiğimiz ötekine aşık oluyor, onun peşinden koşuyoruz. Çünkü roller artık sizin, artık benim yapabileceğim bir şey yok. Anlaştık mı? İşte bir apartman, yoksa eğer halin yaman. Diker kübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar. Benim annem babam memur olduğu için benim çocukluğum ve ilk gençliğim taşrada geçti. Çok küçük bir kasabada. Çok böyle aktif bir çocuktum. Aslında arıyorsunuz ya o dönemlerde. Hani ne olmak istiyorum? Hep soruyorlar büyüyünce ne olmak istiyorsun filan. İşte ben çikolata fabrikasında çalışmak istiyordum. Bir de bir kütüphanede çalışmak istiyordum. Yani kitap okumayı çok seviyordum filan. Ama yaşadığım yerde çok fazla hani bir çocuğun katılabileceği ya da okulda öyle sosyal etkinlikler yoktu. İşte çok piyano çalmak istiyordum ama sadece mandolin ve blok flüt çalabiliyordum. İşte televizyonda görüp balerin olmak istiyordum ama öyle bir şey yok. Okulda halk dansları vardı, oraya katılıyordum. Sonra maymun iştahlıya çıktı adım. Ben de 16 yaşına kadar hiç tiyatroyla karşılaşmadım. Benim de çocukluğuma dair öyle bir buluşma, karşılaşma olmadı. Ama şimdi bu yıllar önceki arkadaşlarım şey diyorlar, sen küçükken bize hep oyun oynatırdın mahallede. Roller dağıtırdın, işte yönetmenlik yapardın, işte o söylediği gibi perdeler asıp işte Karagöz Hacivat oynatırdın falan diyorlar. Ama benim için öyle çok özel bir yeri olan oyunlar değildi onlar ki benim aklımda kalmamış. Benimki şöyle başladı, ben kardeşimi bir çocuk oyununa götürdüm Ankara'da. Ben de 16 yaşında filanım. Seyrediyor, sırf o oyalansın diye yani. Sonra oyun bitti, böyle işte selam veriliyor, alkışlar falan alınıyor. Çok iyi hatırlıyorum o anı. Böyle dedim ki, benim orada olmam lazım. Ben orada olmalıyım diye düşündüm böyle. Böyle içimden öyle bir cümle kendiliğinden kuruldu. Sonra bir tiyatroda ışıkçılık yapadım. Ankara'da bir sürü çocuk tiyatrosunda, özel tiyatroda, halk evlerinde, derneklerde falan tiyatro yaptım. Sonra bir gün bir oyun izledim. Güzel bir oyundu ama anlamadım. Ama herkes beğenmişti, anlamıştı falan. Kendim kötü hissettim. Dedim ki benim bu işin galiba okuluna gitmem gerekiyor diye düşündüm. O dönem uluslararası ilişkilerde okuyordum 3. sınıfta. Girdim sınavlara, kazanınca okulu bıraktım. Aile ayağa kalktı, bir mücadele. Özellikle kız çocuğu için tiyatrocu olacağım demek yani manifesto gibi bir şeydi o zamanlar. Yani şimdiki gibi değildi. Oyunculuk benim için de kısaca beni cehaletten kurtardı mesela. Yani ben kendimi tiyatroyla buluşmadan önce
cahil buluyorum çok. Yani dünyada ne olup ne bitiyor haberim yok. Hiçbir ekonomik bilincim, tarihsel bilincim, siyasi bilincim yok ve bunun öğrenebileceğim bir ortam yok. Okullarda da bunlar öğretilmiyor. Özellikle 80 dönemi çocuk olduğum için bunlar zaten hep saklanıyor, örtülüyor filan. Ama işte atıyorum Hitler dönemi, Nazi Almanyası'nda geçen bir oyunda oynamam gerektiği zaman evet o dönemi bilmem gerekiyordu. O dönemi okumam gerekiyordu. Yani tiyatro yoluyla ben aslında cehaletimden bir nebze kurtuldum diyebilirim. Hayatı daha iyi anlamaya başladım. Özellikle insan denen varlığın zaafları, defoları, düşebileceği tuzaklar, onları çok iyi gördüm. Dolayısıyla da kendimi tanımamda da, kendi defolarımı, kendi zaaflarımı görmemde de inanılmaz bir etkisi oldu. Ben mesela şahsen doktor da olsaydım, muhakkak gidip bir amatörce tiyatro yapardım diye düşünüyorum. Hani olamasaydım, meslek olarak oyuncu olamasaydım, hayat başka türlü gidebilirdi ve başka bir mesleğe de geçebilirdim. Ama bunu gördükten sonra muhakkak tiyatro yapmaya devam ederdim diye düşünüyorum. O kadar böyle hava gibi su gibi insanın oyun oynamaya ihtiyacı var. Oyun oynamayı unutmamamız lazım. Onun sonuna Sinem'den bir kelime duyalım ki Veli cevap versin. Neyi bırakıyorsun? O zaman ben başlayayım. Sen beni işlemesin. Ne diyor ya bu kadın? Yeter delikanlı. Derhal terbiyeni takın. Babam borçlarından kurtulma fikriyle izanını kaybetti ve beni sizinle evlenmeye zorluyor. Lakin Letafet beni seviyor. Cihangir Atölye sahnesi ilk oyununu sahneye taşıdı. Bu oyunun bizim için çok başka bazı özellikleri var. Oyunun adı Bir Alaturka Hikaye, Raif ile Letafet. Adından da anlaşılacağı üzere komedi. Biraz da geleneksel çağrışımları olan bir komedi. Oyunun yazarı Kıvanç Kılınç. Okulumuzda halihazırda hoca, aynı zamanda oyuncu, kendisi zaten profesyonel bir oyuncu, yazarlık yeteneği de var. Dolayısıyla ilk oyununu yazdı ve biz sahnemizi de onun yazdığı bir oyunu açmak istedik. Onun yazdığı oyun, şimdi bir geleneksel formda yaptık oyunu. Yani açık biçim dediğimiz genel itibariyle ama işte bizdeki kodlarıyla orta oyunu, meddah gibi kodlarla çalışan bir biçimde yaptık. Temsile hoş geldiniz, pek sayın seyircimiz. Bir vuslatı anlatın bugünkü hikayemiz. Bir vuslatı anlatın bugünkü hikayemiz. Benim için Raif ile Letafet'in çok önemli bir noktası var. Şimdi Türkiye yıllardır tartışılır ya, biz doğulu muyuz, batılı mıyız? Batılılık işte modernlik gibi kabul edilir, doğululuk muhafazakarlık gibi kabul edilir. Zaman zaman tersi olabilir, hani batılılık çok böyle vahşilik gibi kabul edilir. Doğululuk böyle çok merhametli şey, Alatürk'ün adı üstünde kabul edilir. Ben de hep kendi adıma da düşünürdüm. Ya biz Türkiye'de doğulu muyuz, batılı mıyız? Ve hep yani birini seçmek durumunda mıyız? Hatta birçok insan bunu kendine kimlik edinmiştir. Hatta birisi birisini överken der ki çok batılı bir insan. Hani bu demek kültürlü filan. Ya da bir başkası bir başkasını överken şunu diyebilir. Çok toprak, çok doğulu bir insan. Hep bu ikisinin arasında kalmıştır Türkiye her konuda. Ama hani bir fikirde der ki senteze ulaşmak lazım. Yani biz hem batılıyız hem doğuluyuz. Yani ne batılıyız ne doğuluyuz. Hiçbirisi değiliz tam olarak. Bunların senteziyiz. İşte Anadolu'nun klasik doğuyla batı arasındaki coğrafi olarak köprülüğü filan da. Bu oyunda Raif ile Letafet'te o sentezin yakalandığını düşünüyorum ben. Yani ne doğulu ne batılı, hem doğulu hem batılı. Çünkü bizim Anadolu'nun geleneksel tiyatrosundan gelen işte Karagöz Hacivat, Kavuklu Pi Şeker, Orta Oyunu, Meddah, bütün bu ögeler son yıllarda Türkiye'de genç tiyatrocular tarafından biraz unutulmuş ögeler. Biz yüzümüzü biraz fazla batıya dönmüştük tiyatro olarak. İşte hep İngilizceden
işte Fransızcadan yeni yazarların oyunları çevriliyor ve onlar oynanıyor. Yeni yazar da çok az çıkıyordu Türkiye'den. Bu oyunun benim için gönlümdeki en büyük yeri hem yeni bir yazar sunuyor olması tiyatro camiasına, hem de kendi topraklarına yüzünü dönmüş, onun avantajlarını da, batılı olmanın avantajlarını da bir araya getirerek aslında yeni bir sahneleme biçimi önermiş olması. Seyirci bunu çok sevdi. Yani bu yeni dediğimiz komedi ve sahneleme biçimini ve bu Doğu Batı sentezinin karşılığını seyirci de çok çok buldu. Biz de çok mutluyuz o yüzden. Onlar da arıyorlar çünkü. Evet, aslında çünkü hani bir taraftan işte aman darbuka tef olsun eğlenelim var bizde. Bir taraftan da ya avam olmasın, popülist olmasın, sanat olsun. Hani ben o oyunu beğeniyorum falan halleri var ya. Yani hem darbuka tefle eğleniyorlar diyelim bu oyunda, hem de avam ve popülist bir şeyin içinde olmadıklarını da görüyorlar. O dozun çok iyi yakalandığını düşünüyorum. Bekliyoruz seyircimizi. Gelsinler beraber eğlenelim.